Mesut Bulut beyler 50 bin oluyoruz. Dağınık pasaklı bir adam gibi değil ama aksakallı dede gibi oldun. Dedelere şansın olur. Dolsun rafları majoret matchbox. Hayır olsun yine zam baba ne yapacağız. Gün geliyor simit barasını yakacağız. Aç yatacağız diecast alacağız. Baba bura oldu bir alcatraz. Gece dışarı akıp da bam bam caz. Mesut Bulut yazın kürkle tam tam tarz. Taş devri olduk bize bam bam farz. Ne nefes var bu, hayvan mı be? Hayvan, tipe bak şunu. Teyze bir dakika. Şılgın şarkiler 50 bin aboneye ulaştık. 50 bin abone yolun yarısı eder. Özgür, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? 100 bin insanla kardeşim. Ne yapacağız bu gençleri böyle ya? Birisi inşaattan mont getiriyor. Birisi 1453 Harun pijaması giyiyor. Harun'la bir video çekmenin zamanı geldi ya. Harun. Harun kesin yapacak. Çakmasıyla olmuyor. Aynen, Harun'u davet etmemiz lazım abi. Eski günlerin hatırına açılmayan blisterları parçalayacak. O kas, o güç onda var. Kesinlikle. Çılgın şarkilerin çabalarıyla beraber 100 bine ulaşacağız. 50 bin olduk. Ne yapıyorsunuz burada? ASMR. Bugünkü videomuzda... Ulan nefes nefese kaldık. Nasıl oynadık öyle? Bugünkü videomuzda 50 bin abone özel 50 araba inceleyeceğiz. Tam 50 tane kutuda ama arabalar nerede şu an biliyor musunuz? Alfred'in evinde. O yüzden Alfred'e uğrayacağız. Bir dansta onunla edeceğim. Bakalım dansı ettirebileceğiz mi adamı? Videoya başlamadan önce ne yapman gerektiğini biliyorsun. One day later. Oo, Özge Hanım, Elbasan tava. Oğlum gece gece bu nedir bu ya? Çılgın şarkiler 50 adet arabayı Alfred'in evinden aldık. Alt kısımları çekmiyorsun değil mi? İçliğim var da. Biraz problemli bir içlik. Yırtık koli falan sağ olsun. Koli aslında çok büyük bir koli değil. İçinde tam 50 tane araba var. 50 bin aboneye özel 50 araba inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Çılgın şarkiler hala izleyip de abone olmadığının farkında olmayan çılgın şarkiler var. Bir sonraki hedefimiz 100 bin. 100 binde de 100 tane premium falan açarız herhalde. Hadi vakit kaybetmeden kutumuzu açalım. Kutumda büyük hissediyorum. Bu kargo da bu arada iyi denk geldi. Bir ay önce almıştım. Yemek yanıyor galiba. Yemeğe dönelim. Videoya geçelim. Yemeğe dönelim ama. Saatlerimiz 1.37. Elbasan tava. Öyle mi diyorlar? Elbasan tava mı? Ne bileyim. Bilmiyorum ki kim kime ne div dive ne diyecek. Yemek bilmiyorum. Elbasan tava. Kutumuzu bir açalım. Belki içinden salatalık da olabilir. Bu arada bu kutuyu takipçimden aldım. Onu da söyleyeyim. Matchbox var mıydı içinde bilmiyorum. Hot Wheels ağırlıkta. İyi sığdırmış yalnız bu kadar şeyi buna. İstiflemek, istifçi. İstifçi benim. Şu mandalinayı neden yemiyorsun? Bunu mu? Evet. Oğlum vitamini bunun kabuğunda. Güzel duruyor, boşver. Doğal. Evet. Harika, evet harika. Şu pıt pıt olmasa bütün hepsi parçalı. Bunu kullanacağız. Oğlum beşli set de mi vardı ya? Bunda 50 tane... Lan fazla mı geldi bilmiyorum ki. 50 tane olması lazım ya. Mallar güzel. Jeylan o maklerini. Vakit kaybetmeden içeriye geçeyim ve bunları hızlı hızlı inceleyelim efendim. Bir iki çılgın şarkı notu var, onları okuyalım hemen. Mesut abi, seni severek izliyorum, seni çok seviyorum. Çılgın şarkı Metehan'dan sevgiler. Poyraz Gündüz, selam Mesut abi, ben Poyraz, senin büyük hayranım. Sen çok iyi birisin, keşke senin gibi koleksiyonum olsa. Bu arada ben de Ninja Kaplumbağa fanıyım senin gibi. İnşallah bu mektup arkadaşımdan eline geçmiş olur. Çılgın şarkı seni ham yapacak. İzlemediğim videon yok bu arada. Çok teşekkür ediyorum, bu notları saklayacağım. Merhaba Mesut abi, seni severek izliyorum. Senin sayende koleksiyona başlarım, sana teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak, Demir Pala. İsmin de ayrı bir havalı ha. Demir Pala. Ve gelelim kutumuza. Kutumuzu şöyle kenara koyalım abi. Hatta kucağıma koyayım şöyle. İlk olarak beşli Matchbox seti var ama bir arabası kaçak. Bu set bizde vardı. O yüzden pek üzerinde durmayacağım. Ama arabalar güzel mesela. Subaru Impreza var. Infiniti G37. Datsun ve bir kamyonetten oluşan set. Şehir arabaları abi bunlar. Gariban arabası. Bak yandan da açık kutu. Bunu kenara koyalım abi. Bir tane de üçlü Matchbox setimiz var. Bu arabalar da bizde vardı. Daha önce de incelemiştik. En alttaki araç favorim. Kamyonet setlerini severim. Ve Porsche 935. Bu arabayı bilen bilir. Güzel bir model. Farklı renkleri de koleksiyonumuzda mevcut. Porsche modellerini süper sportları ayrı bir seviyorum. Güzel oldu bu. Ve şansa valla ikinci çektiğim araba da Porsche 935 çıktı. Kırmızısı demiştim. Bir kırmızısı daha oldu. Bu arada fazlalık arabaları videonun açıklama kısmındaki dolap hesabından satıyoruz efendim. Bir aile arabası geldi. Renault Megane. Far ve stop detayları olan bir model. Güzel bir model. Matchbox bu tarz arabalarda ekstra detay yapıyor. Ve güzel duruyor açıkçası. Sıradaki araç. Karşınızda Jaylano'nun McLaren F1'i. Regular model toplayan bir adam. Bunu kaçırmaması gerekiyor. Çünkü stop detayları ve far detayları yapılmış. Tek eksiği aynalar.
Gerçekte de çok sevilen bir araç. Premium modeli de güzel. Bu da güzel. Bir McLaren daha oğlum, şansa bala çekiyorum bu arada. Yani elimi atıyorum, elime gelen bu, peş peşe geliyorlar. McLaren'ın asıl rengi turuncudur abi. Turuncu olarak var oldu bu. Detaylı, harika bir model. Turuncu onu biraz daha göstermiş ama jantları neden Ninja Kaplumbağa jantı? Belki de eski bir model olduğu içindir. Ve yine bir McLaren. Bu yarış versiyonu ekstradan üzerinde rüzgarlık var bakın. Arka kısmında bir spoiler var. Bunlar da yok. Ve stop detayları boyanmamış. Yani bu hali daha güzel bu araçtan. 3 tane McLaren'ımız oldu ve şimdi 4. McLaren geliyor. Bu McLaren'da yine farklı bir renk. Şunun turkuaz rengi, jantları kırmızı, arka kısmında herhangi bir detay yok. Güzel bir model abi. McLaren kardeşliği burada başladı. Halay çekiyorlar. Le McLaren. Golf sever çılgın şarkilerin kaçırmaması gereken bir araç. Bu da her renkte geliyor abi karşımıza. Sarısı, kırmızısı, bilmem nesi. Bu modelin en çarpıcı özelliği farları camdan. Seviyoruz onu camdan. Stop detayları yok. Böyle bir model. Golfçular topluyor abi bunları. Ve bir Matchbox kamyonet geldi. Tam böyle donut yiyen çiftçiyi kaldıracak bir araç. 95 model hard body. Sade bir araç. Bu ön kısımları bunun plastikten. Arkasında da detay yok. Yani tam bir denek arabası. Böyle patlatacaksın bu arabayı. Donut kelimesini duyunca Şerif de geliyor olay mahalline. Polis arabamız. Ön kısmı acayip yani, far yarısı var yarısı yok. Stop detayları da baştan sağma. Pek beğenmiyorum ben bu tarz şeyler açıkçası yani. Olsa da olur, olmasa da olur. Ve bir Porsche 935. Porsche'ların buluşması oldu bu. İlk karşılaştığımızda şaşırmıştım, heyecanlanmıştım. Direkt almıştım bu modeli. Farklı renkleriyle tekrar tekrar gelmişti. Porsche severlerin, böyle yarış arabası tarzı şeylerle ilgilenenlerin kaçırmaması gereken bir araç. Ve çok sevdiğim bir araç bu. Gerçekten bu bende yeri ayrı abi. Bordosu, laciverti. Ulan Trabzon spor oldu. Ve beyazı. Nissan R390 GTI. Bu bir süper sporttur. Çok kişi bilmez bu arabayı. Gran Turismo'da vardı bu. Çok kullanmıştık. Nürburgring'de az mı spin attık bu arabayla. Far ve stop detayları yapılmış. Gerçekten güzel bir araç. Ve Camaro geldi. 2017 Camaro ZL1. Camaro çok fazla var. Çok çeşit var. Onlarca Camaro'muz var. Bu da onların arasına katılacak. Lacivert rengin üzerine şerit çekilmiş beyaz. Zaten Camaro ve Mustang'lerin kaderinde var bu şeritler. Ama araç güzel. Jant şeritleri ayrı bir hava katmış. Ama stop detayları yok. 2020 model Corvette. Matchbox'tan çok başarılı bir araç bu da. Far detayları ve aynası var ama stop detayları yok. Arkasını Tipex'le boyamışsın gibi. Kasa olarak güzel bir araç. Alınır mı? Alınır abi. Güzel. 2021 model Koenigsegg Gemera. Bu da güzel bir araç. Farklı bir araç tabii. İç kısmı sarı renkte yapılmış, detaylı bir model. Stop detayları, far detayları yapılmış. Ama yine de böyle bir sade Tesla'ya benziyor. 64 model Corvette Stingray. Bu araçta Dalmaçyalı gibi. Daha önce de incelemiştik bu aracı ve farklı renkleri de var bizde. Pek detayları yok. Gören bu ne abi ya diyebilir. Haklı da, anlam veremeyebilir. Ne klasik ne spor, ilginç bir araç. Ama tabii eski bir model. Biraz daha detay yapılabilir. Ve mükemmel bir araç. Corvette C8. Kasa olarak harika duruyor. Nardo gri jant ve far detayları, aynaları gayet güzel ama yine stop detayları yok. Arkada iki çıkış egzoz var. Güzel bir araç abi. Kartonetteki fotoğrafı ayrı bir havalı. Mazda RX-3. Bu da eskilerden. Stop detayları veya far detayları yapılmamış. Kaputunda olan şirek kulak aynaları da yine yapılmamış. Oldu bittiye gelmiş bir araç. Ben bunu beğenmedim açıkçası. 76 model Corvette. Bu araç da gerçekten güzel. Tabii farklı renkleriyle bu tekrar tekrar geliyor. Isıtıp ısıtıp önümüze atıyorlar. Bu da yeşil renk. Farları camdan. Bunun özelliği bu. Bu araçtan elimizde çokça var. Kasa olarak güzel bir model. Yanlardan egzozları çıkmış bir yarış aracı. Aston Martin V12 Speedster. Bu da saltanat kayığı gibi. Kano yarışlarında yüzen bir cisim gibi yani. Bu tarz şeyleri pek sevmiyorum. Yine açık konuşayım. Stop detaylarını ince de olsa yapmışlar. Farları boyamışlar ama yetersiz. Her şeyin eskisi makbuldür. Eski Aston Martin. Bu arada kutumuza bakalım. Yarısına geldik gibi bir şey. Matchbox gülümsüyor, buna bakıyor. Hot Wheels geliyor, ona bakıyor ve birbirlerine bakıyorlar şu an. Öyle olmaz, böyle olur diyor Hot Wheels ve Hacivat Karagöz oynamaya başlıyor. Şimdi burada iki firma da kapışıyor. Arka kısımlarına bakacak olursak ikisinin de artısı eksisi var yani. Nasıl bir şeyin içine düştük anlamadım ya. Hot Wheels bir tık daha iyi gibi ya. Abi resmen Corvette şenliğine düştük. Her seneden, her kasadan Corvette var bu bölümde. Corvette C7 Z06. Bu aracın da birçok rengi var. Bu da sürekli üretilen bir araç ama arkası ketçap değil. Stop detaylarını yapmışlar ve farları
yerinde. Bir de aynalar olsaydı tadından yenmezdi. Siyah ve kırmızı kombini her zaman favorimdir. Güzel. Yine hiç sevmediğim bir araç 87 model Ford Sierra. Farları camdan olsa dahi kurtarmıyor. Ne bileyim, ısınamıyorum bu araca ya. Arka kısmına baksana şunu. Sürekli farklı renklerle karşımıza çıkıyor bu. Alırsın Ford, olursun Zord. McLaren Elva. Ölünün arkasından helva dedirten yegane Türk genci. Koltuklara Nesquik dökülmüş. Kahverengi güzel. Yarış koltukları seni kavrar. Bunun mavisi de var. Altın renkli olanı da var. Favorim altın renklisi, güzel. Aynalarını yapmışlar. Arkası zeytin ezmesine düşmüş. Jantlar güzel, nardogiri. Böyle bir araç. GTA 5'teki görev aracı abi. Mazda Repo. Ya bu gariban işi. Yani ben bunu seviyorum ha. Halk araçlarını daha çok seviyorum. Far detayları gayet güzel. Stop detaylarını da yapmışlar. Es geçmemişler. Rengi de Ninja Kaplumbağa yeşil oldu. Beni cezbetti. Bu araç güzel abi. Ve bir Nissan daha, az önceki beyazın laciverti, bu da bizde vardı. Güzel bir renk, güzel bir model. Karşınızda 70 Chevy. Bunu da pek sevmiyorum. Böyle customsı, böyle ilginç araçları gerçekten haz etmiyorum. İç kısmı böyle alüminyum folyo gibi, çikolatanın kağıdını yapıştırmışsın gibi. Tuhaf bir araç abi. Ve Nissan Leaf Nismo. Bunu da sevmiyorum ama ben niye böyle oldu bana ya? Ben çok seçici bir adam olmaya başladım. Premiumlar beni çok değiştirdi. Sevecek gibi mi Allah aşkına? Far nerede? Farı birisi göstersin bana. Aynaları nerede? Camlar filmli. İçerisi gözükmüyor. Oradan da kısmışsın. Arkasından da ketçap. Abi niye ketçap diyorsun? Çünkü ketçap. Sadece kırmızı siyah kombinini sevdim. Az önceki mavi olan Gulf'umuz şimdi de beyaz turuncu dekalli olarak karşımıza çıkıyor. Ford GT 40 yarış versiyonu. Anlatmaya gerek yok abi. Az önce de incelemiştik. Cadillac'ta bir manyak. Cadillac'ın kasası hoş. Cadillac pek üretilmiyor. Az olması da onu biraz değerli yapıyor. Şu kaputtaki girintiler, çıkıntılar çok hoş duruyor. Oğlum şiir gibi konuşuyorum yalnız. Jantlar dallı budaklı nardo gri ve yanındaki şu detaylar, reklamlar ona ayrı bir hava katmış. Stop detayları yok. Rengi de güzel aslında, evet. Böyle bir model. 71 model Plymouth geldi. Eski kasa araçları çok seviyorum. Dodge Charger, işte Plymouth'lar falan bilmem ne. Elimden neden düştü? Klasik modellerin çoğunda plastik tampon vesaire olduğu için stop detaylarını da haliyle yapmıyorlar. Yanındaki şu klasik sarı turuncu çizgiler ayrı bir nostaljik hava katmış. Yine tabii far detayları boyanmamış. Kasa olarak güzel model abi. Ne bekliyorsun yani? Oğlum burası Şampiyonlar Ligi oldu oğlum. Bu ne ya? Ne, nasıl bir şeyin içine düştük abi biz? Şu ana kadarki en iyi araçlardan bir tanesi, hatta en iyisi de diyebilirim şu ana kadar buradakilerin. 2020 model Corvette. Stop detayları yapılmış, aynaları yapılmış, far detayları yapılmış. Her şeyi dört dörtlük bir araç. Regularların arasından favorim bu abi. Sade ve etkili. Tam bir gariban abi ya. Hani Need for Speed'de trafikte 20 km hızla giden botlar olur ya, çarparsın ya da önüne atlar birden. Bu o işte. Bunun neyini anlatayım? Ama benim far detaylarım var. Var ama yetersiz. 69 Chevy Pickup. Festival aracı gibi, böyle kenara dekor olarak koyulmuş bir araç gibi. Dodge'un da böyle bir aracı vardı ya. Renk renk, jantı mantı farklı. Ne yapmaya çalışmışlar bilmiyorum. Yine sevmem böyle şeyleri. Yani anneannemin gördüğü renkli battaniyeler vardı ya eskiden, kare kare. Oldlar bilir. O battaniyeye benziyor. Aman aman bir detay yok. Klasik diye yine alt kısmı renkli yapmışlar. Olsa da olur, olmasa da olur. Az önceki pick-up'ı fırlattık. Beterin beteri var. Daha beter bir pick-up karşımıza çıktı. Stop detayları olmayan ilginç bir model. Tabii klasik bir model bir yandan. Kırmızısı da vardı. Mavisi de var. Bunu anneme verebilirim bunu ya. Hoşuna gider. Dodge Swapside. Lazca Swapside geç. Chevrolet kenara çekilin ulan deyip böyle pick-up'ları ezerek geldi yine. Güzel bir model. Bizde vardı tabii bu. İncelemiştik de. 2019 Silverado'lar her zaman iyidir. Aynaları güzel. Tekerlekler, jantlar yerinde ve stop detaylarını boyamamışlar. Ön kısmı da plastik. Çok fazla metal katmazlar ve sona doğru yaklaşıyoruz. Az önce alırsın Ford, olursun Zord dediğim model yine elime geldi. Siyah rengi. Oğlum atıyorum atıyorum geri geliyor. Bir tane olur koleksiyonda yeterli yani. İkincisini almazsın. Geçelim. Ve Jeep Gladiator. Bundan artık bizde kaç tane var sayısını bilmiyorum. Nedir bu ya? Death Race'te yarışan, böyle kapısından serserilerin sallandığı, çöllerde böyle savrula savrula ilerleyen araçlar gibi. Sanayide böyle sanki ustalar buna tadilat yapıyor. Ama yine de stop detaylarını yapmışlar. Önü çok kötü. Kurbağa gibi. 1970 model Pontiac. Bunun da tabii farklı renkleri vardı. İncelemiştik de. Stop detayları var. Far detayları yok. Kaputu bu şekilde. Pontiac seviyorsan alırsın bir tane, koyarsın kenara. Abartmaya gerek yok yani. Legends, Magins, efsane. Sen kimsin ya? Az önceki kamyonetin lan siyahı da mı vardı? Siyahı da eklendi artık koleksiyonumuza. Seni de kardeşinin yerine alıyorum ve son
paketimiz geliyor. Paket dedim çünkü Hot Wheels üçlü set çıktı. Altta yine bir formula var işe yaramayan. Üstte NSX var. En üstte de Audi var. Audi çok hoş bu arada. Stop detayları ve far detayları ikisinin de yapılmış. Güzel bir üçlü set abi. Tuzaklı üçlü set ama benim favorim 3'te 3 üçlü setler. Bu 3'te 2 üçlü set. Bunu da koyulalım ama yıkılmasın ya. Bir videonun daha sonuna geldik çılgın şarkılar. 50 bin olduk. Sizler sayesinde başardık. Desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ediyorum. Yakın zamanda da 100 bine ulaşıp o plaketi alacağıma inanıyorum. Desteğinizi esirgemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video çok fena bir şey gelecek. Instagram'dan takip edenler spoilerları alıyor. O yüzden Instagram'ı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Mesut Bluetooth hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Çünkü gece olduğu için bağırmıyorum. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular, noktalar, ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler.